Selamun aleyküm değerli gönlü güzel dostlar. Efendim yeni bir günden selam sevgi olsun bizden size. Hayırlı güzel günleriniz olsun inşallah. Vallahi canlar kaç gündür evde otur böyle bir ruhumuz daraldı. Ercan da çarşıya gidiyormuş, bankada işleri varmış. Ercan dedim dur beni de götür ne olur dedim. Ruhum daralıyor kızlar vallahi kaç gündür böyle bir sıkıntı, bir stres üzerimizde. Ercan da iyi hadi gel bakalım dedi. Sen de dedi hemen üzerime montumu taktım. Ercan'ın peşine düştüm arkadaşlar. Dur şöyle çevireyim. Değil mi Ercan'cığım? Evet. Nereye hadi. İstikamet? Çarşıya işim var. Oyalanmayacağım çarşıda fazla. Oo, başladık gene daha çıkmadan. Oyalanmayacağım diyor. Dur bir bismillah bir çıkak bakalım. Hemen Ercan'ın lafı hazır. Oyalanmayacağım. Nasıl yağmur yağıyor demiş. Evet. Merhaba Cem Bey. Kaç gündür havalar burada rüzgar, fırtına acayip kötüydü. Yağmurluydu. Hatta sabah şarıl şarıl yağmur yağıyordu. Bunu şöyle çevireyim. Gökyüzü böyle açtı. Yağmur da durdu. Böyle rüzgar var ama soğuk da var ama o kadar değil. Fırsatı değerlendirelim. Hem de dedim bu fırsatı değerlendirelim dedik. Düştük bakalım yola. Ercan Bey'in peşine takıldık. Ercan beni nerelere götürecek? Benim mahallesim var, eve döneceğiz. Temiz hava almak için çıktım. Temiz hava alacakmışım ben. Bana hava almak bedava. Biliyorsunuz. Evet. Bakarız ya. Uf Selma. Bir halı bakayım diyorum. Ercan'cığım önüne bak. Bana her zaman bakıyor. Biraz da önüne bak. Ne olur ne olmaz. Kızlar benim bu salonuma serdiğim halı var ya, anam günlük süpürüyorum halı gene de bir acayip toz tutuyor ya. Bir de hani toz tutmaz bilmem ne tutmaz diye almıştım hatırlarsınız, yeni hani halı, eski halı da değil. Yok, halı beni delirtti. Ercan'a dedim bir tane değiştirelim dedim. Aslında öbür bir tane öncekinde var. O da aynı bundan. O yüzden bunu almıştım. Bu da aynısı çıktı. Bir de küçük halım var grili. Onu diyorum sereyim dedim. Onda da kararsız kaldım. Şöyle bakayım uygun fiyatlı bir halı bulursam. Şimdi sipariş vereceğim. Anam o da çok uzun sürüyor. Hani dedim şuralardaki halı yerlerine bir bakayım. Şöyle uygun fiyatlı indirimde güzel bir halı bulursam diyorum idareten alayım. Allah nasip eder de izine gidersem oralarda güzel hoşuma. Ne demek idareten alayım ya? İdareti için halı alınır mı Selma? Ondan çöpe mi atacaksın? Niye öyle yapıyorsunuz ki? Alıyorsan adam akıllı bir tane güzel al koy. İdareten diye bir şey yok. Ya, o annem de demiyor. İyi ben alayım bugün 3 hafta sonra yenisini alacağım. Onu kaldır at. Şey mi olur hayatım? 3 hafta değil. Şöyle uygun diyorum. Kullanabileceğim idareten diyorum. Bir halı bulursam diyorum alayım gene kullanırım onu. İdaretin evde bir ikilendiğinde, yıkandığında, o kuruyana kadar öbür yedeğe mi kullanırım? Ama bu evdeki halı iyice kötü olmuş Ercan. Sen de kendi ağzınla dedin ya hayatım. Sen aldın Selma, ben ne diyeyim? Tamam ben aldım da ama ben internetten görerek almıştım. O da istediğimiz gibi çıkmadı. Her zaman kendin eline bakacaksın. En güzel internette fazla güvenmeyeceksin. Orada resimde de güzel gösteriyor. Öyle de işte bak şimdi de bakalım deyince yok diyorsun. Hem ağzınla diyor hem de işe gelince icraat yok. İşte canlar valla bakın ne güzel millet deniz kenarında oturmuş. Valla mis gibi bu şeyde. Gerçekten çok güzel ya vallahi. Limanın burada havalı yollar. Bu ileride abimiz sporunu yapıyor. Valla bizim kemiklerimiz ağrıyor hareketsizlikten. Aslında hareket etmek şart da. Yapmıyoruz ya böyle elimiz böğrümüzde oturuyoruz. Ha bir de dilimizde değil mi? He can ha bir de dilimizde hayat. Yaparız ederiz diyor. Hep erteliyoruz aslında hiçbir şey ertelemeyeceksiniz ha. Her şeyi tadında yaşayacaksınız. Sonradan genç kalınıyor. Evet sonra keşkelerimiz birikmemesi için hayatı anlık yaşayacağız. Ne demişler? Son pişmanlık fayda etmiyor. Evet hani var bir aynen. Söz var ya. Bugün ölecekmiş gibi çalışacaksın. İmanını yapacaksın. Hiç ölmeyecekmişin gibi de çalışıp kazanacak mısın diye. Öyle bir şey tam bilmiyorum. Yanlış söylediysem de şimdiden özür dilerim. Çünkü benim ağzımdan çıkan her kelime kelimesi kelimesine bazen yanlış anlaşılıyor. Hemen bana kızanlar da oluyor. Aslında iyi şeyler söylemeye çalışıyorum da galiba kelimelerim
kelimeleri yanlış yerde mi kullanıyorum onu da bilmiyorum. Biraz aslında moralim bozuk. Düşüncelerini anlıyoruz biz senin zaten. Ha işte anlamak istemeyenler de onu yanlış yere çekiyor. Aslında gönlü güzel dostlar, moralim çok bozuk bazı konularda. Canım çok sıkılıyor. Yani gerçekten hak etmediğim sözlere maruz kaldım şu son dönemde. Bu kadar canım sıkılıyor ki hani ileriki şeylerde anlatacağım Allah nasip ederse. Şöyle bir modum düşmesin. Biraz gezineyim, tozunayım. Bir şeylerimi alayım. Ama size mutlaka hani anlatıp dertleşmek de istiyorum, yalan değil. Hak etmediğimiz sözlere maruz kaldım. Çok zoruma gitti. Ne diyeyim? Herkes kalbine, gönlüne göre bırakıyorum. Hepsini de Allah'a havale ediyorum. Ne diyelim değerli dostlar? Hadi kızlar ve beyefendi kardeşlerim. Gittiğim yerlerde, çekebildiğim yerleri sizinle çekeceğim. Umarım bunda da bir ağır bir söz duymayız. Umarım bunda da bir şeyler söylenmez diye umut ediyorum. Hadi canlar, görüşürüz birazdan. Evet canlar, biz şöylere bir galeriye doğru geldik. Galeri dedi. Bayağı yeni şeyler mi koymuşlar mallar? Şöyle meyve standı burası olduğunu. Burada da şey familie. Familie dedi ucuzluk varmış. Familienin ucuzluğu. Almanya'nın ucuzluğu bitmez. Gelin birlikte bir bakalım neler var neler yok. Ben de kıyafetten çok böyle aksesuar türü şeyleri hoşuma gidiyor. Şimdi bunların hepsinde güya indirim var. Şu gördüğünüz bluz 5 euro. Şey gömlek pardon. Şu da 7 euro uzun bakın şöyle. Tunik şeklinde. Şu fiyattan düşmüş. Her çeşidi var. Beden 52-54. 7 euro. Burada da böyle ceketler var. Böyle kot gibi de 9'ar euro. Sivitler var. 7'şer euro. 7'şer euro. Şöyle hırkalar var. 7'şer euro kızlar şöyle bakın. Yani bunlar da yeni sezon. Burada böyle hırkalar var. 9 euro. Şu benim evdeki hırkaya benziyor. Ay bu çok güzelmiş değil mi? Şöyle bakın. O düğmeli. Tam işte. Kışlık hem de düğmeli. Çok güzel arkadaşlar. Bedeni de tam benim beden ha. Ay bunu çok beğendim ben. Şöyle bir elbise var. Bakar mısınız? Bu elbise de çok güzelmiş. 9 euro. Şey böyle bakın. Şöyle upuzun. Şu da güzelmiş. 38 bedeni. Evet. Şöyle bir gömlek var. Bu da 5 euro. 36-38 yalnız bu. Bunun büyük bedeni varsa kendime alırdım aslında. 7 euro. Bu da böyle bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle sade şöyle olanı var. Bu da 5 euro. Böyle var. Böyle boğazlı bluzlar var. Bunlar da güzelmiş aslında. Bakın şöyle. Evet şu hırkalar da güzelmiş. Uzun bakın. Çok da uzun değil ama güzel. Şöyle siyah hırkalar var. Şöyle siyah bir elbise var. Şunu bir göstersene Ercan. O da çok tatlıymış. Dur. Bakın bu da güzelmiş kızlar. Bu da 7 euro. Şöyle siyah. Upuzun giyiliyor. Bedeni kaç? 42-44. Bu da güzelmiş aslında. Ya kış yani şey kışlık giyilir yani. Fena değil. Şu hırka da güzel bakın. Kalitesi de güzel. Şu çok hoşuma gitti aslında. Ama 52-54'müş. Burası büyük galiba bedenler. Böyle beyaz hırka var. Bu da 7 euro bakın. Şöyle beyaz. Ercan diyor şunu alalım mı diyor. Diye. Güzelmiş o kışlık. Şöyle kazaklar var bakın. Buna kadar bu da 7 euro. Şu hırkalar da güzelmiş. Ben severim böyle bakın. Şu da 9 euro. Rengi de güzelmiş.
Bunlarda indirim yok. Oradaki teyzeminkinde var. Şu da 9 euro bak. Bu pempemsi böyle. Ayakkabılar var 7 euroya. Böyle montlar var. Montlarda 15 euro. Canlar şöyle ama kalitesi çok güzel. Şimdi family olunca kalitesi güzel oluyor. Burada da çocuklar için çantalar var. Ama bunlarda indirim yok galiba. Aşağıda çoraplarda var indirim. Çantalarda da indirim var. Var yani. Yani fena değil. Şöyle süveterler de güzelmiş. Dur bir de şuna bakayım. Aa bu da çok tatlı. Bakar mısınız şu? Ama işte bunların tüycükleri mahvediyor beni. Bu da 7 euro kızlar. Hiçbir şey. Şöyle göstereyim bak. Çok güzelmiş. Böyle gömleği falan giyersin de. İşte benim alerjiyi mahveder. Şu da 7 euro. Hırka. Burada da bebekler için var. Bakın şöyle. 5 euro. Allah'ım şunun tatlılığına bakar mısınız? Bir tane düştü. Çok tatlı ya. Şunlar da 3 euro'dan 1 euro. Şu minnak şort da 1 euro arkadaşlar. Şunlar 9 euro. Şu çok tatlıymış. Evet canlar. Bayağı kalabalık. Biz evde oturuyoruz ama dışarılar bayağı kalabalık. Bakar mısınız? Burası da dönerci yeri. He, yukarıya çıkacağız. Bir role şey müleye gireceğim. Mülede bir baş ağrısı için bir tane bir şey var. Şimdi size onu anlatamam da bulabilirsem onu göstereceğim. Alice Gute. Canlar ben de size diyorum. Alice Gute diyor. Bakayım inşallah burada bulabiliriz. Hı? Biyo yerinde mi oluyor? Buraya gelince de aklıma susam kalıyor. Ercan sen bir sorsan onu. Bakayım ben de bulabilir miyim? Susam bakayım şuralara. Geçen sefer bayağı bir mal eksikti burada. Belki gelmiştir diye. Gelmişken de bakınayım kız ne olacak. Burada kavrulmuş susam var. Yok susam değilmiş o başka bir şeymiş pardon. Şurada bir tane bir şey. Aa kızlar susam buradaymış. Susam bitmiş. Olsa şaşardım. Bitmiş. Yazıyor hatta ha. Neyse bakalım. Şimdi şey geliyor ya. Bahar. Bahar geldiği için şimdi Nevruz bayramları falan oluyor ya Osten. Onun için şimdi bakın böyle tavşan çikolataları falan çıkarmışlar. Hep tavşan. Böyle bakın bahçelerini falan süsleyecekler. Ben de oradan gözüküyorum. Böyle yumurta mumlar. Şimdiki tavşandan pasta yaparsın, ne bileyim bir şey yaparsın diye onların malzemeleri de gelmiş. Ercan burada ne yapıyor? Ercan neredesin? Benim kocam kayıp. Kayıp aranıyor. Bakın burada da çorapları indirmişler. Şöyle kapri çoraplar 3 euro 50 sente düşürmüşler. Şöyle şey çoraplar. Ha, rengi şu güzelliymiş kaçmış ama 3.50. İşte burada 5 liraya 3 liraya çoraplar koymuşlar. İndirimde burası indirim yeriymiş. Ben de yeni gördüm kız. Şu da 7 euroymuş. Şöyle minik bir sunumluk yaparsın ne istiyorsan. Şöyle bir tane büyükü var 5 euro bu da 4 euro. Buldun mu? DM'de var diyor. Burada. Ha o DM'de miymiş? Burada diyor. Yokmuş arkadaşlar. DM'deymiş. Hani geçenlerde sevgililer günü vardı ya. Burada sevgililer günü standıymış. Şöyle bakın. Bir de böyle bardak var. Hadi bakalım o zaman buradan çıkalım. Boşuna zaman harcamayalım. Aslında biliyorsunuz elektronik mağazası. Hani burada her aradığınız şeyler var. Buraları ben zaten sürekli sizler için hep çekmişimdir. He dedim şöyle bir gezeyim tozuyum da bakınayım. Hem siz de bizimle gezmiş olsun size de değişiklik olur. Burada şöyle fritözler var. Philips'in 169 lira. 190'dan 169'a düşmüş bakın. Benim evdekinin hemen hemen aynısı. Aynısı benim evdekinin. Sadece bunun özelliği şu dokunmatik mi oluyor? Böyle bendeki düğmeli oluyor, çevriliyor. Ama güzel yani 169 oluyor değil mi Ercan?
Güzel. Bak şöyle bir de makine var. O da 289 lira. Evet. Bence güzel. Uygun yani fiyatı. Böyle şey telefon hoparlör mü oluyor bu? Evet, evet. Ercan 104 euro'dan 35 euro'ya düşmüş. Gayet şok radikal. He ama radikal. Yani bayağı uygun bence. Değil mi? Bence 35 euro bayağı uygun. Bak. Burada şu Bowman şey derin don şey neydi? He derin dondurucu. Küçük buzluk kızlar. 200 liraya düşmüş. Bu da çamaşır makinesi Siemens'in 570 euro. 1700 kız Ercan bayağı ucuzlamış. Yarısının da yarısı oluyor değil mi? Tabii canım 3'te 1'i. Evet. 1200 liraymış görmüyor musun? Arkadaşlar bayağı ne yalanı Ercan'cığım öyle yalanı mı olur? Tabii yalan Selma bunu 1700 liradan 500 liraya vermezler. Şey bu bulaşık makinesiymiş. Ne? Geç ben çamaşır makinesi anladım. 5 bile. Olur mu hayatım bayağı ucu uyguna gelmiş. Yok. Sen ne diyorsun? Fiyatı uygun da yani şu üstündeki 1700 lira yalan. Şu da şöyle erkeklerin saç tıraş mıraş oluyorlar ya 100 euro'dan 67'ye düşmüş. Şöyle saç düzleştiricilerde 60 euro'ya düşmüş kızlar. Şu neymiş? Medikal. Bu da 20 euroymuş. Şey tansiyon aleti herhalde bu. Bu da şu bebek dinleme var ya. Hani. Megafon mu? Philips'in. Baby Bon. Baby Bon. 70 euroya düşmüş. Ha bu da makine şeyi. Bence gayet. Ercan biz şey. O değilmiş. Biz rezive değil mi bu? Onda. Bak şu da şey. 259 liradan meyve sıkacağı her şeyi. Kızlar bakar mısınız? 168 euroya düşmüş. Şu da neyin markasıymış? Krehir marka. Kız bu daha güzelmiş ha. Bakar mısınız? Suyu muyu hepsini çekiyor Ercan. Siliyor. Şuna bak. 379 euro ama. Arkadaşlar. Fayanslar içinmiş ama. Evet. Bu da 36 euro. Bu da herhalde mille şeylerin, süpürgelerinin şey oluyor ya. 30 euro böyle. Burada da bunlar var. Valla ne olduğunu bilmiyorum ki. Var diyorum işte. Televizyonlar da ucuzlatmışlar. Gel Ercan bakalım kaça düşmüş televizyonlar. Bakın burada böyle bir televizyon var. 500 euro. En büyükü 520. Kız biz alırken ne pahalıya aldıydık ha. Vallahi. Ercan'cığım. 1000 lira bak hele. Koca kızlar. Şuradan bakın boyutunu neyini görürsünüz. Şöyle var 900 lira. Bakar mısınız? Gayet bence ucuz. Şu da 570 lira. Biz çok pahalıya aldık. Ama bayağı uygun. Şu neymiş? 80 euroya düşmüş. Ama ne olduğunu anlamadım. Yalan söylemeyeyim. Aa Ercan bu benim aradığım değil mi? 30 euroya düşmüş bak. Tripod. Evet, tripod mu bu? Kızlar ben bundan arıyordum da. Bakın 3 fonksiyonu oluyormuş. Ama bu telefonlar için geçerli değil mi acaba? Şey, foto aparatlar için sadece. Sadece şeyler için miymiş? Kameralar için evet. Miymiş? Ay! Üzüldüm kız. Kameralar var ya onları tutturmak için. Tüh. Üzüldüm bak ona. Kızlar bayağı uygun olmuş ha. Telefon var bakın böyle. Bluetooth'lu neyli 50 euroya düşmüş. Hı. Şu vatandaş neymiş? Vay. Vallahi bilmiyorum. Fön makinesi var 77 euroya. 20 euroya bak Ercan bu da. Hem de iPhone'un 12 Pro. Çocuklara ister mi? Kapak. Şeyi de var, şundanı da var. Şarj aleti. Şurada gördüğünüz ne ararsanız her şey indirimde arkadaşlar da. Benim şu aklım şu süpürgede kaldı. Süpürge bayağı ucuzmuş. Televizyonlarda da indirim var bizim buradaki Staryon'da. Haberiniz olsun elektronik mağazasında. Burada da yine aynı Philips'in 274 lira, 339 lira fiyatlar değişiyor. Bu daha bir modernmiş. Ercan bu bizimkinden daha havalı bak hele. Bunun ağız kısmı falan değişir. Hem de büyükmüş. Ha. Aha benimki bundan kızlar. Bizimkisi işte bundandı. 274 euro. Çünkü bana çok soranlar oluyor Selma. Bize çeksene diye. Ben de diyorum bir gittiğimde çekeyim. Bu da çiftlisi bakın. Parasını göremiyorum yalnız. Ama bana bir buzdolabı lazım. Evdekinin iyice artık eskidi benimki. Ercan'a deyince de Ercan sinirleniyor.
Orada da var. Çamaşır makinalarında falan ucuzluk var. İndirime girmiş bayağı bir şeyler de. İhtiyacım yok. Gene bak 50 lira Ercan bu şey. Telefon, televizyonların falan. Ya. Değil mi? Ya. Ben diyemiyorum. Vantilatör var. 180 yani 190 Euro'dan 40 Euro'ya düşmüş. Düşünebiliyor musunuz mu? Çok güzel değil mi Ercan? Ben mi yanlış? Hem de Rovanta'nın. Bu da öyle bak. Bu da 240 Euro'ya düşmüş. Dyson'muş. Neymiş Dyson'un? Okusana hayatım. Nazlı gelin gibi süzülme. Dyson'ın neyse o işte gönül şey, dostlarım. Bu mikro ya. Bu da mikro. Benim kocam da bilmiyormuş ne olduğunu. Lamba herhalde kızlar. Kızlar dışarıda içinde, falan mı duruyor? Yok. Evin içinde açıyorsun da hani. Hava mı veriyor? Hayır. Elektrik mi? Telefon hani şu ısıtıcı mı? Biz de bilmiyoruz arkadaşlar ne işe yaradığını ucuzlamış. Elektrik süpürgelerinde de var bir şeyler. Neyse gelin. Ha bu da öyle bak. Keramik. Şu işte. Hay sülfe, hay işte ısıtıcı bu, ısıtıcı. Evet. Ben biliyorum da sayende bilmiyorum. İşte kızlar bu. Hem de Dyson markasıymış. Bak bu da bir değişik. Bu da 33 euro. Burada bayağı bir şeyler varmış da kalmamış kız. Sıcak hava veriyor. Evet sıcak hava veriyor. Bak bu şey ya. Klima, klima. 200 euro arkadaşlar klima. Rovanta'nın bakın. Aslında bir tane almak lazım ha. Türkiye'ye gidince eve götürmek lazım. Şu klima 200 euro arkadaşlar bakın. 700 euro'dan düşmüş. Bence gayet uyguna düşmüş. Bunlar da daha büyük klima herhalde. Evet bu daha büyüğü. Bunlar da 450'ye düşmüş. Bu da Siemens'in çamaşır makinesi. Aa işte bak bize lazım. 450 euro. Bence uygun yani fiyatlar. Benim tahminimce. Neyse kızlar hadi buradan da çıkalım. Bir de şurada süpürgelere de bakalım gidelim. Şu vatandaş da bak bundan alırsam zaten böyle. Şu hem yıkamalı olanlar var ya işte şundan istiyorum bu roboklardan. 869 euroya düşmüş. Bunda fazla bir indirim yok. Bence bu pahalı. Talha da şundan istiyor. De yaşının uygun olması lazımmış. Buna da ayrı bir şey açılıyormuş da. 16 yaşında olması lazımmış. Yoksa abisi alacaktı. Burada da Dyson'lar var. Dyson'lar da aynı fiyat hemen hemen. Hadi kızlar buradan da gidelim. Sizin için gezdik. Elektronik mağazasına baktık. Bakayım. Boşunk makinesi. Neydi? Süpürgesi. 399 euro. Canlar. Bakın sizin için kız. Benim kocam dinleniyor arka tarafta. Hadi gelin çıkalım. Sinirlere giriyor. Burada da hamur makineleri var. Küçük ama 444 euro. Şöyle gördüğünüz hamur makinesi. Bakın. Ben alırsam büyük boyunu alacağım. Küçük var evde hiçbir işime yaramıyor. Burada da mikserler varmış. Böyle Bosch'un mikserleri 43-44 euroya düşmüş. Ütü var orada 55 lira. Şöyle bir Braun'un var 134 euro. Valla ben Aldi'den aldım. Gayet de memnunum. Güzel de kullanıyor. Aldi'nin mikserleri de güzel oluyor. 10 liraya mı aldıydık? 8 euroya mı? Yalan söylemeyeyim. Gayet de güzel. Zaten hamur makineyi alırsam bu kitchenlerden alacağım. Bunların büyükünü bakın 439 euroya düşmüş. Bence uygun. Ama büyük boyu olursa. Hadi canlar. Evet çarşıya geldik canlar. Çarşıya bakın bayağı kalabalık. Gel Ercan ne tarafa? Şöyle gidiyoruz. Bankaya gideceksin ya. Benim bankaya mı gideceğiz? Evet. Aa ben senin bankaya gideceğiz lan. Benim bankada ne yapacağız ki? Niyeyse senin bankaya gitmiyor da bizim bankaya gidiyor. Değil mi gönül dostlar? Benim banka uyusun orada bırak. Ama bayağı kalabalık. Şimdi havada böyle bizim burada kaç gündür çok kötüydü. İnsanlar sokağa çıkamıyordu ki. Şimdi yazık azıcık güneş gören ben de dahil attık kendimizi. Şimdi canlar biz nereye geldik? Valla şimdi TEDx'a geldim de orada bir halı bakacağım. Şöyle dedim hem sizi de gezdireyim. Burası olduğuna nevresim, yastık, yorgan her şey var bu tarafında. Yani kocaman bir mağaza arayabildiğiniz bahçe olsun, iç giyim, lavabo, banyoları, dekoratif eşyaları, banyolar için her şey var. Bakın bebek kıyafeti bile var burada. Şimdi biz halı bakacağız onun için geldik buraya. Halılara geldik.
Şu kilim gibi. Aa bak bu kıl tutmaz herhalde Ercan. Ama rengi o kadar güzel değil. Şey rengi 40 euroymuş Ercan şu. İyi. Ama küçük bir. Küçük olsun be. Büyük alıyoruz alıyoruz ne yapıyoruz? Yok bunlar güzel değil. Şöyle halılar var canlar. 68 euro. Şunları ama yok Ercan bunlar iyi değil. Ercan diyor ki ben şunları seviyorum. Bunlardan çok kullandım arkadaşlar. Bunun içine var ya kıl tüy giriyor. Ay sinir oluyorum. Şu güzelmiş bak Ercan. Şu güzelmiş. Bu kaç paraymış? 75 euro kızlar. Boyu da çok büyük değil ama. Yani ben böyle şöyle halıları asla. Ben bunlardan çok kullandım asla. Alırsam böyle ha şunlardan istiyor. Bunlar da 45 euro. Renkleri böyle. Bir de şöyle sade gri var 45 euro. Bu da açık gri. Aslında bunlar iyiymiş ya. Fena değil. Süpürmesi kolay olur değil mi? Ercan bak şöyle süpürmesi. Bak şu da güzelmiş. Arkadaşlar bak bu da güzel. He. Canlar bu da 55 euroymuş. Ercan bak bu güzel. Bak. Bu güzelmiş. Bembeyaz. Boyutu da güzel. Dikkat edeceksin çay çekin. Çay içerken sen dikkat edeceğim ben değil. Kızlar bakar mısınız? Şu halıyı beğendim. Allah güzelmiş bunu. Bu 55 lira arkadaşlar. Yok bunlar güzel değil. Yok bunu da sevmedim. Bunlardan var. Şunu kaldır. Kalın kalın. Şu bir tane burada şu halıyı beğendim kızlar. Aha bunu. Bunun da işte şu üçgenleri çok fazla. Normal canım o güzel. Bir bakayım şöyle. Arkadaşlar bir de şu halıyı gördüm. Şu da hoşuma gitti. Bakar mısınız? Ercan şimdi bir işçiyi çağırdı da. Bu da 60 euro. Bu da polyester yani şey değil. O banvalyum oluyor. O şey halılarından değil. %100 polyester ama bunun deseni şöyle daha havalı değil mi? Şunun deseni daha çok hoşuma gitti öbüründen. Şöyle büyük halıları istemiyorum. Alırsam böyle halı hani bunlardan alayım dedim. Silmesi de kolay olur kız. En azından üstüne kapanır tüyümü kolay çıkar dedim. Ne bileyim şu hoşuma gitti. Öbürü de fena, öbürünü biliyorsunuz gördünüz de. Ne bileyim şu üçgen şekilleri biraz hoşuma gitmedi. Çocuk odası gibi de bu biraz daha oturma odasına yakışır diye düşündüm. Şimdi Ercan çağırdı bakalım. Arkadaşlar Ercan ha bey mi bakalım bu da Türkiye'nin ince halıları var ya canlar. Bak şu da güzelmiş Ercan. Ama içi çok kırmızılı. Kırmızı sevmiyorum. Kız bu bizim Türkiye'nin ince halıları var ya onlardan buradakiler. Bakar mısınız çoğunu 145 lira diyor. Bizim Türkiye'de oluyor ya. Şu da şöyle siyahlı. Şu da güzelmiş. 100 lira bak. İşte bunun küçüğü olsaydı benim aldığım bunun küçüğüne benziyor. Benim aldığım kızlar 60 lira bakar mısınız? Bu daha büyükü. Bu 100 lira. Ben halıdan malıdan anlamam kız. Ruh gibiyim ha. Şuralara bakayım. Bunlar çok büyük. Baksana. Oo, çok büyük. Ha bunlar koca evler için evet, gülak büyük. Evet, evet. Burada yazıyor bak diyelim. Ercan diyor ki burası ben dedim şunlardan bunlar mı alalım dedim de Ercan diyor onlar bize çok büyük olur diyor. Kızlar o 60 euroluğu kaptı. Neden iyi olur biliyor musun? Şey büyük olur. Bunlar tam masanın altına gelir. Masanın altı bir tarafı yüksekte kalır. Bir tarafı tamam aşağı. Anladım. Evet canlar onu aldık. Bakalım eve bir götüreyim bir sereyim. Eğer hoşumuza gitmezse geri getiririz inşallah alırlar. Bir deneyeceğiz evde. Şuraya da gelmişken şöyle bir bakınalım. Neler var neler yok aynı. Her şey önceki bıraktığımız gibi aynı bir şey yok. Aynı. Geneli doğru. Evet. Banyo için ilaçlar var. Şu iyi mi şundan bir tane alayım ya. Şundan bir tane alayım canlar bana lazım bundan. Al canım. Sizin en geziyorum arkadaşlar. Sizin de ruhunuz sıkılmasın diye bak sizi gezdiriyorum. Allah bizim evde çok çabuk bitiyor bu. Şey poşet almadık değil mi? Ercan poşet çıkarsana çantada. Yok be versene. Benim evde çok çabuk bitiyor. Hayatım poşetin içine koyak öyle taşıma. Şunlar da halılara işte bak şimdi şu bizim aldığımız halı var ya. Onun üzerine işte bak şampanya döktün. Bu şunu var ya şu kızımla temizliyorsun. Var ya bizim evde. He bizim evde var onu diyorum işte. Washingler 7.60. İyi uygun bir şey değil. Burada da spreyler var. Lavabolar için var. Fiyatlar da 2 ile 1 arası değişiyor. Şunlar da öyle. Bunlar da feprezeler 6 euro 50 cent'e. Bir de şuraya bakalım. Evet, gönül dostları.
Vallahi biz gezdik, tozduk. Böyle bir dinlenelim dedik. Birer kahve içtik Ercan'la galerideyken. Oradan Kaflant'a doğru geldik. Biraz Kaflant'ta gezindik. Sağa sola bakındık. Bir şeyler aldım böyle gıvır zıvır. Ondan sonra Talha da burada arkadaşıyla geziyormuş. Dışarıda yemek yiyor. Tuğçe ile Sude de işten sonra dışarıda arkadaşlarıyla buluşacaklarmış. Telefon etti. Anne dedi biz dedi bize yemeği beklemeyin. Biz de dışarıda yiyeceğiz. O zaman Ercan'a dedim ki gel biz de garip hoca dedim. Oturak baş başa dışarıda yemek yiyelim. Ercan da iyi Selma dedi. Aslında Ercan hiç sevmiyor. Aman dedim gel hayatım boş ver dedim. Buradan da kızlar karnımızı doyuracağız. Lidl'e doğru gideceğiz. Bir de Lidl'den biraz hafta sonuluk bir şeyler alacağım. Onlar aldıktan sonra da evde buluşacağız sizinle. Ama çarşılar her yer aşırı derecede kalabalık. Zaten gürültüden de farkındasınızdır. Her yer insan insan kaynıyor. Vallahi. Ercan'la gezdik. Ercan diyor ki ben yaşlanmışım. Ercan dedim ben senden de daha yaşlıyım. Şimdi sıra bekliyor. Yemek getirecek. Neyse gönlü güzel dostlar. Kız telefonu da tam sabit koyamadım. İster istemez burada şeyler, tuzluklar falan var. Onların oraya koydum. O da var ya yarı yamalak gösteriyor. Kusura bakmayın görüntüden dolayı. Ben eve geldim gönül dostları. Valla hafta sonu için alışveriş yapalım dedik. Ercan'la böyle çıktık hem de biraz yürüyüş yaparız. Yani gezeriz. Bir böyle bir havalarız dedik ya. Ona da var arkadaşlar. Çok fazla bir alışveriş yapmadık. Çünkü bugün hepimiz gene dışarıda yemek yediğimiz için evde yemek yapıp yemedik. Dışarıda yiyelim dedik. Onun için de fazla alışveriş yapmadım. Şimdi size de tek tek göstermeyeyim dedim kız. Hani genelde istiyorlar ya ne bileyim ayıp olur diye. Şöyle üstü kapalı sizlere göstereyim canlar neler aldık. Bir tane yeşil biber aldık. Böyle paprika aldık. Marul aldık. İki yumurta aldık. Bir tane böyle sütümün gurme çeçili peynirinden aldık. Kaflant'ta kiviler ucuzlamış. Bir paket kivi aldık. Şöyle süt aldım. 3 tane çips aldım. Bu içecek kolalardan aldım. Bir tane bu peynirden aldım. 6-7 tane ısıtma ekmeği. Bir tane marul. Bir tane pomes aldım kızlar. Bir de böyle multivitamin içecek aldım. 2 şişe su aldım. Suyun biri arabada Ercan getirecek onu. Efendim bir tane cam ocağım için aha bu üçü Einspiller'den aldım. Bunu kahvenin yanına dedik hadi bir pasta alalım dedi Ercan. İkimiz baş başayız evde kimse de yok. Kahve yapacağım şimdi. Ercan'la birlikte bunu yiyeceğiz. Kızlar bir de sütlaç yapacağım. Böyle taze bir süt alayım dedim. İki tane süt aldım. Bir de böyle ingiverlerden zencefildi galiba kız bu. Şöyle 200 gramlık bir zencefil aldım. Bazen arandı mıydı bulunmuyor. O yüzden dedim alın evde dursun. Kızlar bir tane kaşkaval aldım. Aha bundan. Bu hafta biliyorsunuz peynirler Lidl'de 2-3 euroydu. Ama benim evde geçenlerde de aldığımda var diye bir tane aldım. Yine de aklım kalmasın dedim. Bir tane de el yıkama ilacı aldım. İşte tuvalet kağıdını da aldık. Çıktık geldik canlar. Tamam Ercan'cığım. Buzdolabına koy onları. Sütünü buzdolabına koyacağım. Peyniri de koy. Al sana zahmet. Bunlar öbür dolaba girecek. Canlar geçenki vlogumda bana bayağı bir arkadaşım sormuşlar. Şu kutu şurada duruyordu ya. O gün ben de kuru fasulye pişirdiydim. Bana herkese dur kutu kızlar şöyle göstereyim kutuyu. Heh. Selma hatta dün Ümmü'cüğüm buradan selam olsun. Kız Selma diyor. Kartonu görünce diyor Selma herhalde bu düdüklüden bahsedecek diye diyor bekledim diyor. Ya dedim tencere takımı ya düdüklü diye düşündüm diyor. Sen dedi hiç bahsetmeyince tüh dedim diyor videonun sonuna kadar. Ha şimdi gelecek. Kız dedim dur bir dahaki videoda söyleyin bari arkadaşlar. Merak edenler olmuşlardı. Ben bu şu düdüklüyü bakın şöyle göstereyim. Bu düdüklüyü Kaufland'dan almıştım. Hani bundan önceki günlerde 2 hafta önceydi. Kaflant'a gezmeye gidiyoruz demiştim ya canım sıkıldı heyecanla gezeceğiz diye. O zaman arkadaşlar indirimdeymiş. 169 euroydu galiba fiyatı. %78 indirimiyle bu düdüklüyü 40 euroya aldım canlar. Şöyle göstereyim. Düdüklü fasulye pişirdim de
Yıkadım da kaldırmadan dedim size de göstereyim dedim. Şöyle bakın Selma. Ama fazla, aha bakın çık diye kendi kilitledi kızlar. Fazla, i̇şte fazla bu da 40 euroydu. Ümmü'nün dediğine göre bu uygunmuş 40 euroya. Çok uygun almışsın dedi. O indirimdeyken 60 euroyu almış. Değerli dostlar onu da anlatayım dedim. Çünkü merak edenler olmuş. Göstermedin diyenler. Bunu da buradan çıkaralım kızlar. Ben 5 dakika şurayı toplayıp bir kahve yapayım. Hadi. Yine Ercan kahveyi yaptı desene. Yani ben yine Ercan dedim, yaptı kahveyi. Ben ne dedim size? Yine ben yaparım dedim. Neyse. Sağlık. Neyse. Ben de yoruldum Ercan. Bir şey söylemeyeyim artık. Ben de yoruldum artık. Eski enerjimiz kalmadı canlar. Ercan. Evde iş yapmaktan yoruldum artık. Oturmadan Ercan biz neyi göstermeyi unuttuk? Halıyı. Halı. Ha bir de vardı. Canlar vallahi halıyı aldım da kız içime sinmedi gene benim ya. Ne bileyim. Orada kararsız kaldım. Hemen dedim ilk gördüğüm halıyı aldım dedim. O zaman hiç göstermeyelim. Ama pazartesi günü verek. Getir. Niye verek? Önce bir sereceğim bakacağım. Hemen verek. Ben beğenmedim deyince hemen verek diyorsun ya. Beğendin de hemen alayım diyorum. Beğenmediğin zaman verek diyor. Hemen diyor. Verek o zaman diyor. Hemen verek paramı geri alayım diyor. Parayla alakası yok. Beğendiğin bir şeye alak diyor. Halının şeyi orada size gösterdim ya o beyazlı grili olan halıyı. Ercan evet. Bunu çok sevdi. Sanki evleneceğim. Kız güzel dedim ben sana. Sen dedin ya hani o arabada idarelik. Aha sana idarelik. Ercan 60 euro idarelik mi olur? Baba tabii Selma. Küçük orada tamam. Daha büyükleri vardı daha uygundu. Kız ama de, alacele etti hemen adamı çağırdı. Adam da hemen gelmiş çalışan bir de rolelemiş bir de bantlamış. Aha bunu böyle gelin gibi hazırlamış mı? Şimdi biz de ben de adamın gaş ettim gözettim siz orada fark etmediniz. Ercan diyorum şuraya bakalım. Mecbur değilsin ki almaya. Ama sana adam paketlemiş. Gözün işçiler de öyle oluyor markette. Hani böyle mağazada çalışan gözün içine bakıyor. Yani niye almayacağını beni çağırdın gibisinden. Benimki hemen halletmiş. Dur dedim şuralarda da var bir bakınayım dedim. Benim kocam diyor ki gördün beğendik hadi aldık geldik. Hani her şey saniyelik olsun. Evet ben de öyle. Ah göre dostlara. Ama bu iyi. O birileri büyük. O birileri tam masanın altına gidecek. O bir tane daha almıştık. Büyük halı sevmiyoruz biz. O gün bir tane daha almıştık öyle. Nasıl sen kızmıştın? Çok büyük sipariş vermiştik diye. İşte sen, o bu halı. Bu değil. Bu değil o. O işte. Ben bunu demiyorum. Bu tam olur. O önceki sipariş verdiğimiz büyüktü. Arkadaşlar bizim ev küçük olduğu için büyük halılar bizim eve olmuyor. İşte o birileri olmazdı. O yüzden olmazdı. Küçük orta. Bu kaç bunun metresi? 1.70 mi? 1.70 1.20 enliliği 1.70 uzunluğu yeter. Bize yeter çünkü zaten aram dar. Bu sefer şey yapıp duruyor dedim aman dedim bir bakayım kızlar şimdi size hiç göstermeyeyim. Ne yapayım biliyor musun? Bir salonumun altını bir dahaki vlogda görürler. Ha, bir dahaki vlogda gösteririz. Ne yaparız güzel oraları ben şimdi hemen huyluyumdur. Şimdi o halıyı kaldıracağım oraları bir sileyim süpüreyim. Hazır çekilmişken koltuk atları derken oraları böyle çiçek gibi yapayım. Allah'tan bir şey olmasa bir dahaki videoda görüşürüz yani. Ölmezse kalmazsak bir dahaki videoda görüşürüz. Ondan sonra bu halıyı neyi güzelce ben sereyim. Şöyle siz yere serilmiş halini görün. Bakayım ne diyeceksiniz. İnşallah beğenirsiniz. Aman aldık geldik işte kızlar. Beğenmezsek kadın dedi ki dedi şey olmasa dedi gelip getirebilirsiniz. Fişiniz evinizdeyse diye. Onun garantisini de aldık. Şimdi bak. Beni yine konuşturuyorsun sen. Hı. Ben konuşmamayı aslında yemin etmiştim. Hı. Beğenirseniz yok. Ya yarısı beğenir, yarısı beğenmez. Ne bileceğim? Çoğunluk sen önüm bana senin beğenmen. Sen beğendin mi karıcığım? Benim modeli hoşuma gitti. Tamam benim de hoşuma gitti. Gönül dostlarından çoğu hoşuna gider, çoğuna gitmez. Çünkü çoğunun zevkle, hoşuna gitmesi götürür veririm. Zevkle, ha? Zevkle damak tadı bir olmaz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Selma kız. Ne kadar uzattın ha Ercan. Allah konuşmayayım konuşmayayım diyorum da vallahi konuşturuyorsunuz beni canlar, ya. Valla gönül dostları aslında biraz da böyle konuşurken sohbet yaparken böyle biraz gülelim eğlenelim diye yapıyorum. Yoksa inanın bakın keyfimiz öyle keyfimiz meyfimiz yerinde değil. Yani. Zaten benim şu son depremden dolayı zaten moralimiz çok bozuldu. Ülkece yani bırakın her yerden insanlar üzüldü. Ama ben galiba bazı konularda kendimi anlatamıyorum. Galiba birilerine konuşmalarım ters geliyor. Arabada da söyledim ya sohbet edelim diye. Vlogum da uzun sürdü. Aslında konuşmaktan hani burada da kesip kapatayım diyorum videoyu da.
Üstü kapalı diyeyim arkadaşlar. İnanın biz o kadar zoruma giden yorumlar geldi. Birkaç kişiden, gerçekten beklemediğim kişilerden de tepki aldım. Hiç hak etmediğim şeyleriyle karşılaştım. İnan duymak istemediğim şeyleri duydum. Çok zoruma gitti arkadaşlar bazı şeyler. Ne diyeyim? Diyecek bir söz bulamıyorum. Kurban olduğum Allah herkese kimin hakkında kim ne düşünüyorsa o kişiye de onu nasip etsin. Bir dahaki vlogumda konuşacağım canlar. Bugün de böyle olsun. Sizi en güzel Allah'ımıza emanet ediyoruz. İşiniz gücünüz rast gelsin efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşürüz. Görüşürüz gönül dostları. Güldün mü güldün diyorlar. Ağladın mı niye ağlıyorsun diyorlar. Bizler de şaşırdık. Bir dahaki vlogda görüşürüz.